Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. En son dil gelişiminden bahsettik. Orayı bitirdik. Şimdi benlik gelişiminden bahsedeceğiz. Evet, şimdi bir başlık atalım. Benlik gelişimi. Evet, şu kalemimizde. Tamamdır. Böyle yapalım. Benlik gelişimi. Buradan bazı temel bilgiler vererek girmek istiyorum. Benlik gelişiminden bahseden iki temel kuramcı vardır. Bir tanesi Carl Rogers'tır. Bir tanesi de Abraham Maslow'dur. Bunlara insancıl kuram, insancıl ekol veya hümanist ekol adı verilir. Bunlar 1950'ler, 60'lar, 70'lerde ortaya çıkmış. 80'ler, 90'larda da çok revaçta olan ve davranışçılıktan sonra ortaya çıkan kuramlardır. Bunlara üçüncül ekol adı verilir. Çünkü daha öncesinde iki tane ekol vardır. Bir ekol davranışçılıktır. Bir ekol de Freud'un psikoanalitik ekolüdür. Bunlar hem davranışçılığı hem psikolojik analitik ekolü eleştirmiş ve bunlar üçüncü yol diye tanımlanmışlardır. Bir de şunu bilmek lazım. Psikoloji kitaplarında bazen kişilik gelişimi altında benlik gelişiminden bahsedilir. Bazı kitaplarsa kişilik gelişimini ayrı, benlik gelişiminden ayrı bahsederler. Sebebi şudur. Şu tavır, benlik gelişimini kişilik gelişiminin içinde alma tavrı Freud'a ait bir tavırdır. Freud benlik ve kişiliği aynı kelime, kavram olarak ortaya atar. Ama kişilik ve benliğin farklı olduğunu düşünen ekol, hümanist ekoldür. Neden farklı düşünüyorlar? Şimdi söyleyeceğim. Buradan benlik ve kişilik farkından bahsedelim. Tabii burada ben Freud'un ağzıyla konuşursam arasında fark yok demem lazım. Ben burada Carl Rogers ve Abraham Maslow'un ağzıyla konuşuyorum. Hümanist kuramının bakış açısıyla söylersek, kişilik dışarıdan başkalarının da görebildiği, gördüğü, bizi diğer insanlardan ayırt eden davranış örüntülerimizdir. Mesela tutumlu olmak, cimri olmak, savurgan olmak, konuşkan olmak, sosyal olmak, asosyal olmak kişiliktir. Ama benlik dışarıdan başkalarının göremediği, bizim kendimizi nasıl hissettiğimizdir. Şimdi burada önemli bir ayrım var. Carl Rogers der ki, Freud hep kişiliğe vurgu yaptı ama insanoğlunun mutluluk veya mutsuzluğunu belirleyen asıl unsur, mutluluğu belirleyen asıl unsur kişilik değil, benliktir der. Benlik bu anlamda bireyin, tekrar söylüyorum, kendini nasıl algıladığıdır. Şimdi burada
Carl Rogers'ın kendi kitaplarında verdiği, makalelerinde verdiği örnekler var. Ben onu Türkiye'ye uyarlayarak bir örnek vermek istiyorum. Mesela geçenlerde ben bir kavga olayına karışmış ve bir taciz olayına karışmış ve suçu da sabit görülmüş bir kişinin konuşmasını duydum. Ya diyor ben diyor bunu bir yaptıysam şundan yaptım falan diyor. Bu kişi bence kişilik gelişimi açısından bozuk. Hakikaten yanlış davranışları var. Ben de buna kanaat getirdim. Mahkeme de öyle kanaat getirmiş zaten. Fakat bu kişinin benlik gelişiminde hiç problem yok. Neden? Kendini haklı zannediyor, kendisine mutlu, gülüyor falan filan. Şimdi bu bağlamda tam tersini düşünelim. Hayatında hiç suça karışmamış, düzgün bir insan tanıyorum ben. Kişiliği hakikaten 10 numara. Hatta fabrikası falan vardı bu büyüğümüzün, abimizin. Fakat iflas etti, bir şeyler oldu. Vay ben nasıl böyle yaptım falan diye. Kimseye de borcu kalmadı aslında ama benlik gelişimi açısından kendisini mahvetti ve intihar etti. Allah göstermesin. Kişilik olarak kime sorsanız bu insan ya ben onun yanında çalıştım, paramı da aldım, helal olsun iflas etti ama paramızı son kuruşuna kadar ödediler. Kişiliği çok düzgündür. Ama ben niye böyle yaptım diye benlik gelişiminde problem vardır. Ve problemli olduğunda maalesef ben de biliyordum, konuşuyorduk falan. Bu bağlamda kişilik dediğimiz şey dışarıdan gözlenen ve başkalarıyla iletişimde problem yaşanılan durumdur. Benlik dediğimiz şey ise dışarıların pek de hissetmediği bizim kendimizle ilgili kendilik algımızdır. Peki kendilik algımız nasıl böyle oluşuyor, iyi ya da kötü oluşuyor diye baktığımızda Carl Rogers'ın buna verdiği cevap çok açıktır. Başkaları bizim benlik algımızı oluşturur der. Buna da çocukluk yaşantılarının etkili olduğunu söyler. Efendim, Yasemin Hoca diyor ki kişilik bozukluğu olan insanlarda çevreye ciddi uyumsuzluk var zaten hocam diyor. Çok iyi bir teşhis. Valla Yasemin PDR hocası. Yasemin şunu da yazar ya da söylersen sevinirim. Neden Yasemin'in görüşlerini önemsiyorum? Ben PDR hocası değilim. PDR okumadım ben. Sonradan meraklanarak bunları benlik gelişim üzerinden gelişim psikolojisi bağlamında okudum. Yasemin PDR hocasıdır. Yasemin söylerse nasıl doğru anlamış mıyım? Sizde de böyle anlatılıyor mu? Carl Rogers'ın söylediklerini benim yorumlarımda katarak doğru buluyor musun? Ne dersin Yasemin? Evet hocam. %100 yani. Daha geçen çalıştım bu konuya. De şimdi üstüne bunun gelmesi böyle dayanamayıp yazdım direkt. Sağ ol Yasemin. Sağ ol. Ben tabii bu PDR 4 sene boyunca Carl Rogers'la yatıp Carl Rogers'la kalkarlar. Çok önemli bir Carl Rogers. Ondan sonra çok da güzel şeyler söyler. Halil hocam diyor ki o zaman benlik sosyal öğrenmeyle gelişir. Şimdi benlik nasıl gelişiyor onu anlatacağım. Şimdi bir kere Maslow'dan biraz bahsedelim. Maslow daha kolay ve rehberlik dersinde hocamız Abraham Maslow diyelim. Bundan bahsedecek. Ben de kısaca bahsediyorum. Kolayda ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Bir arkadaşımız bir şey soruyor. Hocam siz hangi bölüm mezunsunuz diyor Kübra Kaplan. Ondan sonra valla bunu bir ara anlatırım ben size. Kübra şu anda bölünmesin ondan sonra bir ara anlatırım. Ben PDR mezunu değilim. Sosyoloji mezunuyum onu söyleyeyim. Ama yüksek lisansta felsefe üzerine çalıştım falan. Kader diyor ki hocam benlik içindi Carl Rogers tanımı değil mi? Tabii doğru benlikten Carl Rogers da bahseder. Abraham Maslow da bahseder. Şimdi dönelim konumuza. Konumuzda şöyle bir şunu çizelim. Bu üçgeni çok seviyorum. Bana çok şey öğretti bu üçgen. Pek çok şeyde altyapı oluşturuyorum bununla. Bu üçgende şöyle bir kalın çizgi çizmek istiyorum. Kalın çizgi çizeceğiz. Dedik, beceremedik. Evet, kalın çiziyorum şimdi. Tamam. Bunun altına ince bir çizgi çizmek istiyorum.
Şuraya da şöyle çizgiler çizmek istiyorum. Ve inat ettim. Şurayı kalınlaştıracağım. Tamam. Neden burayı kalınlaştırmak için inat ettim? Çünkü bu nokta doğuştan gelen ihtiyaçlarla, burası bir kere ihtiyaçlar hiyerarşisidir. Bunu söyleyen de Abraham Maslow'dur. İlk defa bunu dillendiren. Başkaları da söylemiş ama ilk defa sistematize eden Abraham Maslow'dur. Buraya doğuştan gelen ihtiyaçlar. Buraya da öğrenilmiş ihtiyaçlar diyelim. Bu bağlamda en alt katmanda fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Burada güvenlik ihtiyacı vardır. Burada sevgi, ait olma ihtiyacı vardır. Burada saygı görme, statü ihtiyacı, burada da kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Şimdi bunlardan tek tek bahsetmek istiyorum. Fizyolojik ihtiyaçlar çok açıktır. Ben de sana katılıyorum Merve. Bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorum. İlk önce bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin hayvanlar da dahil olmak üzere bütün canlıların ihtiyaç hiyerarşisi olmadığını, bunun kesinlikle ve kesinlikle sadece insana ait ve insan temelli bir hiyerarşi olduğunu bilmemiz lazım. Burada fizyolojik ihtiyaç denen şeyin, kırmızıyla yazalım şöyle, yemek, içmek, yemek, su, hava, uyku, fizyolojik sağlık, cinsellikle alakalı olduğunu bilmek lazım. Bu oldukça açık ve net. Güvenlik ihtiyacının ise hayatta kalma güvenliği, mesela savaşta olmama, bunun yanı sıra bir de geleceğini güvende hissetme problemi olduğunu bilmek lazım. Mesela bazı insanlar para biriktirir, para biriktirmeyi bazısı abartır, cimrilik kıvamına getirir, bazısı da kara gün için biriktiriyoruz derler. İleride ne olacağı belli olmaz diye kara gün için para biriktirmek gelecekteki güvenlik ihtiyacıyla alakalıdır. Şimdi öğrenmiş ihtiyaçlardan sevgi, ait olma ihtiyacına gelecek olursak, burada bir sorun var. Mesela KPSS'de çocukların, bebeklerin tensel temasla sevilmesinin, sevgi ihtiyacının kesinlikle birincil ihtiyaç olduğu ve doğuştan gelen bir ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Doğrudur, ona hiçbir itirazım yok. Ama burada bahsettiğimiz sevgi, ait olma, Maslow'un belirttiği tensel temastan bahsetmiyor. O gruba ait olma, o grupta onaylanma, sevilme ihtiyacıyla alakalıdır. Mesela bunu KPSS'de bir sınıf öğretmeni diğer çocukların ismini biliyormuş ama diğer bir çocuğun ismini bilmiyormuş ve çok önemlidir. Bu böyledir. Yani küçük çocukları bırakın, üniversite mezunlarına dahi bir gün öğrencim söyledi. Çok da samimi bir dille söyledi. Öğretmenim dedi, hocam dedi, Ayşe Fatma diye herkese sesleniyorsun dedi, benim ismimi bilmiyorsun dedi. Bunu üniversite mezunu söyledi. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ya doğru söylüyorsun dedim. Ben de öğrencilerim isimlerini öğrenmeye çalışırım. Böyle bir huyum vardır. İşte atıyorum Hasan'mış ismi. Ondan sonra Hasan falan dedim. Daha sonraki günlerde ismiyle hitap edince daha böyle bana bir gülümser bakmaya başladı. Bu önemli bir şeydir. İnsanlar sevilmek, değer görmek, o gruba ait olmak ister. Bir öğretmen sınıfta sadece birkaç kişiyle konuşuyorsa, diğerlerini dışlıyorsa ondan sonra bu iyi bir şey değildir. Bu da sevgi, ait olma ihtiyacıyla alakalıdır. Gelelim saygı ihtiyacı. Saygı ihtiyacı statü ihtiyacı olarak da tanımlanır. Mesela okullarda sınıf başkanı olmak, büyüyünce para kazanmak, bu parayla mevki sahibi olmak, statü sahibi olmak, saygı görmekle alakalıdır. Bu da az ya da çok hepimizin bir ihtiyacıdır.
Gelelim kendini gerçekleştirmek. Bazı yayınlarda kendini gerçekleştirmenin altında estetik ihtiyaçlar ve estetik ve epistemolojik ihtiyaç diye geçer. Bazı yayınlarda da kendini gerçekleştirmenin iki ayağı olarak estetik ve epistemolojik ihtiyaçlar bahsedilirler. Ben bunu hangisi doğru, kendini gerçekleştirmenin içinde mi almış diye Maslow'dan okumaya çalıştım. Maslow çok açık anlatmıyor ama estetik ve epistemolojik ihtiyacın aslında kendini gerçekleştirmenin iki türü, A ve B türü olduğunu söylediğini ben böyle algıladım. Yanlış algılamış olabilirim, çok da önemli değil. Ama şunu söyleyeyim, bazı yayınlar buraya iki ihtiyaç olarak yerleştiriyor estetik ve epistemolojiyi. Bazı yayınlarda kendini gerçekleştirmenin iki alt başlığı olarak alıyor. Şimdi burada estetik ihtiyaç nedir ona söyleyelim. Estetik ihtiyaç mesela bir ev hanımının mobilyaları nasıl düzenleyeceğim, nasıl düzenleyeceğim derdine düşmesi estetik bir ihtiyaçtır. Efendim sabah evden çıkarken bu pantolonun üzerine hangi renk gömlek giyelim, hangi renk ceket giyelim, bu bir estetik ihtiyaçtır. Bunun daha ötesi sanatçıların ihtiyaçları ve sanat kaygısı estetik ihtiyaçlarla alakalıdır. Gelelim epistemolojik ihtiyaçlara. Epistemolojik ihtiyaç bilgi temelli ihtiyaçlardır. Merak etme, mesela yıldızları merak etme, gezegenleri merak etme. İşte ben fen bilimlerini merak ediyorum. Madde, enerji nasıl oluyor onları merak ediyorum. Onlarla ilgili okumam, bilgi vermem de epistemolojik ihtiyaçlarla alakalıdır. Şimdi gelelim kendini gerçekleştirmeye. Kendini gerçekleştirmek böyle atla deve bütün hepsi biterse olabilecek bir şeymiş gibi tanımlanıyor. Maslow öyle tanımlamıyor. Maslow insanın içindeki özü, cevheri geliştirme çabasına kendini gerçekleştirme diyor. Tabii ki bir insanın kitap okuması, bir şeyleri anlaması kendini gerçekleştirmeyle alakalıdır. Ama küçük yaşlarda bir çocuğun saz çalmaya, gitar çalmaya meraklanması, burada ustalaşması ve kendini sanatçı olarak ifade etmesi de kendini gerçekleştirmekle alakalıdır. Kendini gerçekleştirmek, insanın var olan yeteneklerini bir tık üstte, iki tık üstte taşımaya çalışmasıyla alakalıdır. Kader hocam para güvenliğe de girmez mi dedi. Ben de zaten girer diye anlattım. İşte geleceğimizle ilgili para biriktirme güvenlik kaygısıyla ilgilidir dedim. Niye öyle sanki öyle dememişim gibi yazdığını anlamadım Kader. Ben de öyle dedim zaten. Kübra hocam diyor ki bilme ve merak ihtiyacımızı doğru kullanamıyoruz gibi geliyor. Bazıları doğru kullanıyor. Bazıları evet doğru söylüyorsun. Başka neler denmiş bakayım. Güzel. Evet şimdi bunlarla ilgili bir iki söz söyleyerek kapatmak istiyorum. Mesela KPSS'de sorulursa bir insanın yeterli gıda alamaması ve asgari beslenme şartlarını sağlayamaması hangi ihtiyaçla ilgilidir denirse fizyolojik ihtiyaçlarla ilgilidir. İnsanların mesela Suriye İç Savaşı'nda insanların temel ihtiyaç problemi hangisiyle alakalıdır denirse güvenlik kaygısıdır. Yine insanların gelecek kaygısı ve para biriktirmesi neyle alakalıdır denirse güvenlik kaygısıyla alakalıdır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi çocuğun sınıf öğretmeninden ismini bilmesi, bir gülümseme, bir teşekkür, bir güzel dille iletişim görmeye ihtiyaç duyması sevgi ve ait olma ihtiyacıdır. Bir insanın mesela sizlerin KPSS'de atanıp ücretli öğretmenle atanmış öğretmenin çok farkı var. Bu farkı yaşamak istemeniz saygı ihtiyacıyla alakalıdır. Bunun yanı sıra okumanız, merak etmeniz, öğrenmeniz, kendinizi geliştirmeniz, kurslara gitmeniz de kendini gerçekleştirme ihtiyacıyla alakalıdır. Hocam. Bir saniye unutmayın lafınızı. Tek tek sorular var. Yasemin diyor ki hocam güvenlik kaygısında insanların birbirine güven duyması da girer mi? Girer. Mesela Horowitz'in bahsettiği hem kendisine güvenmeyen hem de diğerlerini güvensiz bulan insanlar
aslında güven problemi yaşıyordur. Bu sadece kendimizle alakalı değil, dış dünyayla da alakalıdır. Doğru söylüyorsun. Merve Hocam diyor ki, kendi gerçekleştirme benlik algılarımızın doyumu oluyor yani hocam. Kesinlikle öyle. Ben bunu mesela iyi bir kitap okuduğumda, nasıl ki iyi bir, çok güzel, yanlış anlamayın, amiyane bir örnek. İyi bir yemek yediğimizde nasıl haz hissediyorsak, ben de iyi bir kitap okuduğumda, şöyle göstereyim. İyi bir yemek yediğimde şuranın doyurulduğunu hissediyorum. İyi bir kitap okuduğumda ise şuranın doyurulduğunu hissediyorum. Bu bunun gibi bir şey. Efendim, Halil Hocam diyor ki, hocam gelecek kaygısı öğrenilmiş olmaz mı? Doğuştan gelir mi bu durum? Aa, çok güzel. Çok güzel bir bağlantı. Halil Hocam diyor ki, gelecek kaygısı öğrenilmiş değil midir diyor. Doğuştan da gelir mi diyor. Tabii çok haklısın. Burada temel güvenlik problemi aslında öldürülmekten, yaralanmaktan, savaştan kaçmadır. Ama bu öğrenme de içine bulaşıyor. Ve gelecek hakkında para biriktirmek öğrenmeyle de bulaşıyor. Kesinlikle haklı söylüyorsun. Maslow'un kitabına bir daha bakacağım bu anlamda. Ama bir tarafı biraz bu tarafa, yani diyor ki haklı söylüyor. Bu para biriktirme biraz bu tarafa kaçmıyor mu diyor. Doğru söylüyorsun. Bir daha bakacağım oraya. Efendim, Kader diyor ki, hocam alttaki ihtiyaçları gidermeden üstteki ihtiyaçlara yönebiliriz değil mi diyor. Tabii bu çok önemli bir soru. KPSS derslerinde bana öğrencilerimin çok sorduğu bir sorudur. Hocam ilk önce bunu gidereceğiz, sonra bunu mu? Şimdi bu bir hiyerarşidir. Eve geldiğimiz zaman ilk önce tuvalet ihtiyacımızı, karnımızın tokluğunu gidereceğiz. Daha sonrasında sevgi falan, bunlar aşamalıdır. Ama bazen alt basamakta tam doyurulmasa da, ki tam doyurulma diye bir şey yok, doyuruyorsun karnını, 6 saat sonra tekrar acıkıyorsun. Aç karnına da ders çalışan oluyor. Efendim, Piyanist diye bir film vardır. Mesela Piyanist filmi çok değerli bir filmdir. O filmde savaşın ortasında insanların sanat ve estetik kaygılarından bahseder. İnsanlar her durumda değil ama bazen alt ihtiyaçlar doyurulmadan da üst ihtiyaca geçebilir. Bununla ilgili bir şey paylaşabilir miyim? Buyur. Bizim daha önceki grupta şey olmuştu. Hocamız şu örneği vermişti. Bu hani bilme anlama statüsüne gelen ya da estetik, kendi gerçekleştirmeye gelenler zaten aşağıdaki basamakları çok az bir şekilde doyurup gidiyorlar. Hani %100 değil. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım, anladım. Mesela bazen yemeklere çok önem veriyorlar. Bütün hayatları yemek yemeye kurulu. Ya da ne bileyim biriktirmeye kurulu. Ama ya kendi şimdi gerçekleştirme statüsü olanlar çok az da olsa diğer basamaklara hızlıca ulaşabiliyorlar gibi bir şey. Doğru söylüyorsun. İki tarafı da doğru bu işin. Yani mesela Aristoteles'in çok meşhur bir lafı vardır. Çok amiyane bir laf. Karnı doyurma. Köle, o zaman da köleler var. Buna sığır mutluluğu diyor. Yani şimdi biz sığır mutluluğundan kendi gerçekleştirme derdine ulaşabilmek çok kolay bir şey değil. Yani insanlar bugün geçim derdindeyken hadi ben şu kitabı okuyayım'e tutunamıyorlar. Çok zor bir şey. Ha, bunu başarabilen de vardır. Çoğu insan başaramayabilir. Başaramayana da ya sen niye başaramıyorsun diyecek halimiz yok. Ben de hayatımın bir kesiminde ekonomik olarak toparlamaya adadım kendimi. İşte oralarda insan tabii bunları çok güzel söylemiş. Bunlar bir merdivendir. Bir merdivenin birinci basamağına çıkmadan ikiye çıkılmaz, asla denemez. Ama genelde de insanlar bu basamakları adım adım çıkarlar. Bu da doğrudur. Entelektüel faaliyetler gösteren insanların pek çoğu da aslında daha alt basamakları iyi kötü doyurmuş insanlardır. Çok güzel bir anlatımdır Maslow'un bu ifadeleri. Evet, bir de Nurcan'ın bir sorusu var. Nurcan bir şey diyor. Nurcan diyor ki, hocam yani alt basamaklardan eksik olan olsa da kişi kendini gerçekleştirebilir öyle mi? Tabii ki gerçekleştirebilir. Ne demek bu? Bir daha söylemek istiyorum. Ben Azerbaycan'dan gelen bir arkadaşım vardı. Maddi durumu çok iyi değil ama acayip estetik kaygıları var. Orada öyle bir eğitim almışlar. Piyano çalıyordu ondan sonra. Piyanoları yoktu evde ama bir kursa gidiyordu işte. Devletin ücretsiz kursu. Orada zaten güzel piyano çalmayı öğrenmiş. Onları tatmin ediyordu. Yani illa da herkes
fizyolojik ihtiyaçları ve güvenliği, parayı hallettikten sonra estetik, epistemolojik kaygılarımız olacak lafı herkes için geçerli değildir. Ama bu bir hiyerarşi midir? Tabii ki. İşte ben mesela kitap okumaya ne kadar vakit ayırabiliyorum? Geçimimi sağladıktan sonra ayırabiliyorum. Bu da bir hiyerarşi olarak çıkıyor karşımıza. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar bir dakikadan az kaldı diyor. Salı günü benlik gelişimini toparlarız, tamamlarız. Diğer konuları da bitiririz. Bugün burada bırakalım. Ondan sonra salı günü görüşmek üzere. Ruken bir şey söylüyor. Biz daha atanmadığımız için ilk basamak eksik zaten. Ancak okuduğumuz bir kitaptan keyif alıyoruz diyor. Doğru söylüyorsun. Bu basamaklar büyük oranda tatmin oldukça üst basamaklar daha keyifli hale geliyor. Hadi bakalım. Herkese iyi günler diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Salı görüşmek üzere. İyi günler.